Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere farklı grafik türlerini kullanarak, gerekirse ikinci eksen'i de devreye sokarak, hedeflere göre arkadaşlar e, karşılaştırma yapmayı amaçlayan grafik çalışması e, sunacağım. E, çok tipik şeyler, şunlar arkadaşlar. Biliyorsunuz verilerimizin her zaman anlamlı olmuyor, ancak buradaki amaçlar tipik şeyleri yansıtması amaçlanıyor arkadaşlar. Şöyle düşünelim bunları ben daha belki. Üretim miktarı ile fre miktarı var. Bunların grafiklerini çizdiğimizde sütun grafik almak istiyorum diyelim. Bir sorun var çünkü fre miktarı oldukça düşük. Pek dikkate değer bir gördü. Bunu mümkünse çizgi yapmak ve ikinci eksenle yan tarafta bir eksen oluşturmak lazım. Bunun için o seriyi seçiyorum. Bakın ikinci kere tıklayarak bir daha yapayım. Birinci kere gösterge seçiliyor, bir daha tıkla seri seçiliyor. Sağ tıklayarak seri grafik türünü çevir seçiyorum çizgiye e arkadaşlar. Daha sonra da tekrar bir daha aynı seriyi seçip ikinci eksen ekleme yapacağım. Excel 2013 itibariyle şöyle bir imkanımız var. Artık bizim hangi seriyi ne yapacağımız bize buradan belirtilebiliyor ve ikinci eksende seçerek bu işlemi kolaylıkla sağlamamız söz konusu. Ben şuradan tamam'a tıklayayım. Eğer 2013 olmasaydı yine şunu yapacaktık. Serimizi seçtik. Evet. Sonra seriyi buradan çizgiye çevirip okeyleyecektik. Sonra tekrar serimizi seçecektik problem değil. Yani 2010-2007 içinde böyle arkadaşlar. 2003 içinde diyelim. Bakın veri serisini e, biçimlendire tıklayıp burada ikinci leksen göreceksiniz. Sağ tarafta şu anda açıldı. Oradan da ikinci leksene tıklamış olacağız arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Şimdi bakın daha anlamlı bir hale aldı. Çünkü bizim burada bakın tabi tasarıma falan arkadaşlar vaktimiz olmuyor bizim. Burada şimdi ee, Anlamı olan şu bakın, bizim e, şeylerimiz e, diyelim e, üretim miktarlarımız çok yüksek, fremiz çok düşük ama ikisini de aynı grafik üzerinde gösterme şansını bulmuş oldum. Benzer bir çalışmayı şura için yapalım. Bu da hedefler de olabilir, kapasite de olabilir. Görmüş olduğunuz gibi bakın üretim ve kapasite aylara göre dizilmiş. Hani biz bunu hedefler de olabilir arkadaşlar. O da problem değil. Ee, onu da yapabiliriz ama aynı şey. Bunu hedef diye düşünebilirsiniz. Ekle diyelim. Yine grafik türünü çevirelim. Bakın grafik oluştu ama kapasiteyi sanki hemen burada ikinci eksene gerek yok. Çünkü burada artık her şey ya zaten yakın. Sadece şöyle bir sağ ikinci e, seri değiştirme yeterli olacaktır. E, çizgiye. Dediğim gibi siz oradan seçeceksiniz. Diğerlerinde bunu da kapattığımızda bakın hedeflerimin veya kapasitemin nasıl göründüğünü böyle düşünün. İstiyorsanız onun üzerinde de değerlerini e, koyduralım. E, gibi arkadaşlar. hedeflerimizi ulaşıp ulaşmadığımızı böylelikle e, görebiliriz diyelim. Peki. Daha farklı bir çalışma yapalım. Burada da SMS sayıları atılmış bir kurum ve daha sonra da satış yapmış diyelim ki bir ürün satan firma. Başarı oranlarını alalım. Başarı oranını herhalde bunu buna bölerek yapabiliriz. Düşük başarı oranları var. Hemen bunu bir yüzdeye çevirip daha anlaşılır hale getirelim. Evet. Peki nasıl bir grafik olabilir bakın aldım ekle şimdi bunlar SMS sayıları çok yüksek başarı oranı hemen hemen kayıp satış sayıları kayıp satış sayısını seçip bir çizgiye çevirelim ikinci eksen ister Başarı oranı evet çizgi olabilir. İkinci leksen. Başarı oranı tabi e, ikinci leksen şansımız bir tane var. Başarı oranını ne yapabiliriz? Açıkça yani e, pek bir şey yapamıyoruz. Çünkü ha bunlardan birini seçmek lazım. Çok kastırmayalım kendimizi. Bu e, satış oranı tamam. Bir tane daha aynı yerden grafik çıkartayım arkadaşlar. Onda da başarı oranını çizelim. Yani kendimizi e, ee, kastırmayalım. Tabii veri seçten de gidebiliriz arkadaşlar. Bu sefer de başarı oranını seçelim. İkinci eksen şansımız bir tane olduğu için oldu. Evet. Bakın başarı oranını da bu şekilde göstermiş olduk birinde başarı oranı var. Birinde satış oranı var. Satış sayısı var. Herhalde bu daha anlamlı. Bakın Nisan'da bu kadar aramaya göre şunun etiketlerinde alalım. Yani bunlar arkadaşlar hepimizin yapabileceği. Evet %2 %2 satış oranı vesaire. Bugün gördüğünüz gibi hazir mayıs'ta çok düşmüş verimsiz. Bu kadar aramaya göre %1 başarı kazanılmış bu. SMS'de yapılan satış kampanyası sonucu diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda çok sık yaptığımız, çok sık kullandığımız birden çok grafik türünü kullanmak. Bunlar hedefler olabilir, kapasiteler olabilir. Bu şekilde ilgili ama aralarında e, ne diyelim derece farkı, aralarında skala farkı büyük, aralarındaki değer farkı büyük çarpanı büyük olan değerler olabilir. Bunları iki grafik, bir grafikte bir araya getirmek, anlamlı performans değerleri üretebilmek için e, kullanabiliriz. Bir anlamda da KPI çalışmaları diyelim. Evet arkadaşlar, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.